Evet efendim, selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi kamerayı kaskın biraz üstüne taktım. Yani tam alnımda değil. Acaba rüzgar alır mı diye düşünüyorum ki alabilir. Yolumuza çıkalım. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün muhasebecinin yanına gidiyorum arkadaşlar. Neden muhasebecinin yanına gidiyorum? Çünkü yıl sonu geldi burada. Business calendar'da, yani iş takvimindeki yıl sonundayız. Umarım size sesim geliyordur ya. Yani rüzgar olacak diye de aklım çıkıyor. Bir dakika, kamerayı ters yapayım mı biraz aşağıya? Bu şekilde rüzgar geliyor size, tahmin ediyorum. Kesin rüzgar geliyordur. Hemen bir ayar çekelim. Evet, kamerayı aşağıda taktım ama bu sefer de ne kadar görünecek? Birazcık yukarıya doğru görünür olabilir. Yani kamera yukarıyı gösteriyor olabilir ama ancak bu kadar açı oluyor. Bir de gözümün önüne geldi biraz ya, düştü, doğru göremiyorum. Evet. Şöyle ilerledim, hadi bakalım. Tam şu an göz hizamdasınız. İki gözümün oradasın ama kamera biraz büyük. Sağa sola vurmayız inşallah. Muhteşem bir görüş açım yok kendim şu an. Neyse, siz gördüğünüz yerde buradan idare ederiz. Önünde bir bisiklet mi gidiyor? Var. Var mı motor, araba, bir şey? Yok. Yok. Aralardan gelen motor? Yok. Güzel. Evet arkadaşlar, yine nehir kenarından gideceğiz. Şu rampaya ineyim, böyle olur. Doğru, sonralar bitmiyor bunların kenarında parkları, bitmiyor. Frenleri değiştirince neler oldu? Çok güzel oldu ya. Ulan acayip keyifli oldu. Yorulmadan yolculuk yapıyoruz. Şimdi fren adamı yorar mı diyor. Ya öyle düşünüyordum ben. Niye yorsun ki? Zaten onu da çekiyoruz, onu da çekiyoruz diye. Hatta buralarda konuştuk. Önceki videolarda. Arkadaşlar fren adamı acayip yoruyormuş ya. Ulan yavaş diye yavaş diye. Bizi bıraktın yolumuzda, ben geçerdim. Fren ne kadar yoruyormuş adam ya. Şimdi şöyle parmak işi. Şöyle. İki tane parmağım burada duruyor genelde. Şöyle gördüğünüz gibi. Çekiyorum, bakın. Çekiyorum, hop. Mis. Artık Ramazan bitti. Bu arada bayramımız var bu. Bu bayramın 3. günü. Burada böyle bayram. Normal işine devam ediyorsun. Yani sabahleyin bir hanımla falan bayramlaşıyorsun. Sonra işine devam ediyorsun. Yani şimdi ben geçen öyle bir şey yazdım Instagram'dan da, abi burada da pek farklı değil diyorsunuz. O da doğru. Şu an kimse bir yere gitmiyor. Herkes elinde. Doğru. Yani. Sizin yüzünüzden şaşı olacağım ha. Yolu yarım yamalak görüyorum. Ya kask var da, kask olduğu için biraz böyle oldu. Kask olunca bu kamera işi biraz patlıyor. Kamerayı direkt kaska taksak, ona aparat var mı bilmiyorum. Aparatların da çoğunu kaldırdım. Lazım değil şimdi diye. Şuradan şöyle dalalım. Hop. Evet. Ablacım sen öbür şeritten mi girelim? Tamam hadi. Sen oradan gel. Şöyle. Bizi geniş alalım. Malum tırız. Geniş araç. Uzun, geniş ve ağır yüklü araçız. Bisiklet ve elektrik farkını görüyoruz şu an burada. Aha. Yorulmadan. Şimdi yorulmadan diyorum ama son birkaç seferdir. Hele Ramazan bitti artık zaten. Şunu daha kullanmam da. Pedalla devam. Pedalla bir test yapacağız sizle. Bakalım sadece pedal asist kullanarak
kaç kilometre yol gidiyoruz. Tahminim benim ağırlığımdan 70 kilometre falan gidiyor. Kağıdında da böyle yazıyordu, 70 yazıyordu. Ama hakikaten bir 60-70 kiloluk bir adam olsun üstünde, bence 90'ı falan zorlar yani, 100'ü zorlar rahat. Rahat, 100 gider. Bir de ben hem yüksek viteste hem en yüksek destek modunda kullanıyorum, yani 9'da kullanıyorum. 7-8'de kullanılsa ve arada bir düşük viteste kullanılsa bence gayet de gider. Ama ne büyük rahatlıkmış ya şu elektrikli bisiklet arkadaş. Ne büyük rahatlıkmış. Ya bir kenardan gelsenize amcacığım. Allah Allah, ikisi de karşıdan aral aral geliyor. Tek sıra gelin. La ilahe illallah ya. Zaten görmüyorum. Biriniz kameraya denk geleceksiniz. Ondan sonra işimiz. Bugün de bayağı rüzgarlıymış. Tişörtle çıktım. Tarzan gibi dışarıya. Bisikletin geçen ortalama hızına baktım. Ortalama hızı 19 kilometrelerde falan şu an. Yani arabanın ortalama hızına bakıyorum. Arabanın ortalama hızı 16,5 kilometrede. Evet, şehir içi kullanıldığı için araba sürekli. Ortalama hızı acayip düşük. Çoğunlukla duraksayarak geçiyor. Hanımla yarış yaptık şehir merkezine kadar. Ben gittim önce. Eve kadar yaptık. Ben geldim önce. Yani bisiklet her türlü daha hızlı burada. Ve spor artı masrafsız. Tabii bir kere masrafını yapıyorsun, alıyorsun. Ama işte onun vergisidir, benzinidir çıkıyor. Onlar bir zaman sonra çıkar yani, kesin çıkar. Hani hep şehir içi kullanacaksan. Şehir dışına gideceksen zaten araba lazım da. Ama şehir içi kullanımda kesinlikle bu olmalı ya. Bütün insanlarda niye yok? Ben onun için anlamıyorum. Onun yasa olması lazım. Japonya'da her şey yasak ki zaten. Minik elektrikli skuterında plakası olması gerekiyor arkadaş. Elektrikli diye. Öyle Amerika'da orada burada kullandığın gibi o skuterları burada kullanamıyorsun. Ya da mesela bir skateboard'u burada kullanamıyorsun. Kaykay kullanımı yasak Japonya'da, biliyor musun? Evet. Ula oruçlu da değiliz ama ağzıma sinek girdi. Puh! Çok konuşunca böyle oldu. Boost board falan yasak Japonya'da. Kesinlikle yasak. Polis görürse cezası var. Zaten ne serbest ki Japonya'da. Japonya yasaklı ülkesi. Polis devleti. Polis devleti ama polis bicecik yapmıyor işte. Polise işin düşerse polisin bicecik yaptığı yok. Evet, dedim ya, bunların hepsini anlatacağım size. Polise ne zaman ne işlerimiz düştü ama hiçbir cacık yapmadı. Bizi mağdur etti, neler yaptı hepsini anlatacağım da biraz daha zamanı var. Bekliyorum. Ne zamandır bekliyorum biliyor musunuz? 3 senedir bekliyorum. Evet. Polisin ne kadar cacık olduğunu burada size de anlatacağım. Anlatacağım ben size, Japonya'yı bir anlatayım ben de. Ona göre hayal kurun. Ne yapıyorsunuz gençler? Bu nedir ya? Siz ne? Bayramlaşmaya mı gidiyorsunuz ya? Bu ne? Bugün ne lan günler lan? Bugün cuma. Bir yerde bir aktivite var herhalde. Müsaade ettim. Bunlar hep beraber bayramlaşmaydı arkadaşlar. Tam kapanma var dedik ama hiç dinleyen yok. Tam kapanma o. Kapanma ya. Tam kapanma ya. Tam kapanma. Azıcık açık dursun. Böyle bir şey var. Tam kapanma. Türkiye'de de tam kapanma var. Tam kapanma. Bayramda millet birbirine girmiş. Nasıl kavga ediyorlar hep. Ayıp ya. Ulan bayramda yapmayın bari ya. İki çocuk kavga etmiş de oradan şey yapmışlar da. Ulan iki tane çocuk kavga eder. Onlar yarın gerisi gibi oynayacak beraber. Siz aileler bir yüz yüze bakamayacaksınız. Yok adam öldürdüler falan. Ulan bayram bayram. Hani bayram olmasa da yapmayın da yani. Bayram en azından. Hakikaten milletimizde artık bir sıkıntı mı var? Psikolojiler gidik ya. Herhalde komple kafayı sıyırdık arkadaşlar. Ben de sıyırdım zaten biliyorsunuz. Komple kafaları sıyırdık. Mekan, ülke, coğrafya fark etmiyor. Adam sıyırınca kafayı sıyırıyor. Komple kafalarımız gidik.
teyzeciğim kenarda dur. Ömrünün son 40 yılını daha rahat yaşa. Tabi bunlar 60-70 yaşında olsa onun 40 yıl daha var. Daha yolun yarısında var ya. Japonya'da bir şiir var. Yaş 75 yolun yarısı diye, biliyor musunuz? Tabi. Burada 75'te başlıyor hayat. Şaka maka emekli oluyor. Adam emekliden sonrasını düşünüyor. Ama hakikaten düşünülecek gibi yani. Ölmüyorlar ki. Hani ölmesinler, ölsünler demiyorum zaten de. Arkadaş. Yani Japonya'nın insanı kadar da devletini sömüren emeklilerden yani. Başka yok. Bak bizim Türkiye öyle mi? Adam emekli oluyor. Ertesi sene ilk bay bay. Tabii bizde ortalama yaşam ömrü öyle düşük. O kadar stres, o kadar dert keder tabii insan yaşayamaz. Burada öyle değil. Burada yaşıyorlar. Burada değil, niye öleceğim ya da 65 diyor, emekli olacağım diyor. Ondan sonra 35 sene, 40 sene gezeceğim diyor. Emeklilikten sonra bir de Ferrari çakıyor adam altına. Oh mis. O yüzden burada yaşlıların spor arabaları var hep. Porsche'leri çok severler burada, Porsche. Tabii yaşlılar var sonlar. Normal Carrera'lar falan var ya. Turbo'yu salmazlar da Carrera, Marrera. Evet. Arkadaşlar oruç moruç bitti artık. Ben bundan sonra çeneme vurur ha. Ben kolay kolay susmam bundan sonra. Öyle şey hallerimiz gitti. Enerjisiz hallerimiz gitti. Şimdi yiyeceğiz, yiyeceğiz, konuşacağız. Neyse ya, Allah dertleri vermesin de gerisi olur. Sağlık sıhhat önemli arkadaşlar. Bu zamandan sonra arabaymış, araba, o gidiyormuş, bu gidiyormuş. Gerçi ara tuzları daha göndermedik. Onda bir 5-10 günü kaldı. Alacaklar. O zaman bilmiyorum. O zaman ne olur onu bilemiyorum da şimdi şey yapalım. Gitmiş gibi düşünelim. Hep gitmiş gibi düşünüyorum. Kapıdan dışarı bir çıkıyorum. Hala orada. O zaman kötü oluyorum biraz daha. Bunlar balık tutuyorlar derede. Bu dere. Ya bu ırmak güzel de buranın balığı kokuyordur ya. O şey değildir, o taze değildir, o kokuyordur. Yalnız bisikletle gezmek acayip zevkli. Mesela video çekmesem daha bir zevkli oluyor. Çünkü müzik falan dinliyorum. Kendi kendime düşünüyorum, plan yapıyorum falan. O zaman daha bir zevkli olduğu gerçek. Ama sizle de muhabbet edince güzel oluyor. Sizle muhabbet derken yani şu an deli gibi kendi kendime konuşuyorum ya, ondan bahsediyorum. Deli gibi konuşmak da güzel oluyor kendi kendime. Millet bakıyor bana, ne yapıyor falan diye. En azından kulağıma kulaklığı taktım da müzik dinliyormuş gibi ya da telefonda biriyle konuşuyormuş gibi. Şu an öyle konuşunca pek sıkıntı olmuyor. Kulakta kulaklık olmazsa daha bir sıkıntı. Hakikaten deliyim yani hocam. Deliyim, gözü kara deliyim, yakarım Tokyo'yu da yakarım ben. Yaktım Tokyo'yu. Evet. Acayip yol alıyoruz ya. Mesela buraya arabayla gelmek bile çoğu zaman trafik oluyor. 40 dakika şu otoban girişi. Hakikaten. Benim yol sıkıntı 40 dakika olmadı ki. Nehir kenarından bir demiş, trafik ışıksız. Ha, Japonya'nın bu nehir kenarı yollarını özlerim. Bir de Daikoku'yu özlerim. Başka da hiçbir şey özlemem. Net. Ara tuz ördüm. Japonya'da kalsaydı bir özleme sebebim daha olabilirdi ama o da Kanada'ya gidecek. O yüzden. Arkadaş ne sinekmiş ya. Ulan brunch yaptık resmen ya. Kahvaltı yapmıştım, üstüne brunch yaptım. Karnım doydu ya. Ne sinekmiş arkadaş. Ama acayip yol alıyorum ya bisikletle. Yani sürekli 26-27 km hızla gidiyorum. Şu amca bir geçsin de, geç amca. Bak ne kadar sakin, buradan rahatça geçti. Dar yerden geçti bir daha. Böyle ya, Japonlar usta. Bisiklet kullanımında ustalar. 2-3 çocuklu anneler bir bisiklet kullanıyor, aklınız olur. Burada ana yol var. Gelen giden yok, tren geçidi. Evet. Şöyle de kocaman bina yapıyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Çok da bilmem gerekmiyor da. Ama ne kadar demir gitti diye merak ediyorum. Burada çiftçilik yerler arkadaşlar. Çiftçilik yapıyorlar buralarda. Şöyle küçük tarla alıyorum buradan. 100 bin dolara falan. Ulan 100 bin dolara çiftlik alırım ben başka ülkelere. Alacağım da. Çiftlik alacağım arkadaşlar. At yetiştireceğim. Kovboy şapkasını takıp at yapacağım. Bak şunu söyleyeyim. Hakikaten aklımda çılgın fikirler var.
bir geleceğiz ama onlara. Şimdiden söylersem, biliyorsunuz her şeyi paylaşınca onlar ya gerçekleşmez ya bir şey olur. O yüzden hemen gerçekleşmeden paylaşmamakta fayda var. Ondan sonra bir de şeyciler çıkıyor. Hani böyle olacaktı, hani şöyle. Ulan geleceği ben mi yazıyorum? Fikir sadece. Neyse, fikirlerimiz var arkadaşlar. Plan yapıyoruz. Plansız olmuyor hayat, biliyorsunuz. Düzgün planlamak lazım. Acele etmemek lazım. Ne böcek sinekmiş arkadaş. Güzel planlayıp ona göre yol almak lazım. Göğüs kamerasına falan takmıyorum arkadaşlar kamerayı. Zaten hızımız sabit gidiyoruz. Aşağıda da çok bir yer göremiyoruz. O yüzden yüksekte olsun, böyle uçan kamera gibi ya. Drone'la hafiften alçaktan uçuyor gibi. Etrafı izliyoruz işte. Bisikletli olarak bakmayın. Bir de gidon görmek isteyen arkadaşlar var, böyle hızı görelim falan. Hızı sürekli 25 arkadaşlar. Şu an 25.67. O civarda. Ha, 25 km hızla bisiklette bayağı iyi hız ama. Acayip hız. Düşünsene bir saatte 25 km gittiğini bisiklette. Ben şu anda hiç pedal molası vermedim. Hiç ayaklarım, ha, bir rampada aşağı indik. Videonun başında oğlum mol sayılmaz zaten. Başlamalıydık ki orada. Öyle gidiyoruz. Tıngır tıngır gidiyoruz. Çok zevkli ama ya, onu söyleyeyim size. Sizi okyanus kenarına götüreyim ben bisikletle. Bir range test yaptığımız zaman, yani menzili test ettiğimiz zaman. Bugün de çok rüzgar var. İnşallah duyuyorsunuzdur böyle. Range test yapınca okyanus kenarına gidelim. Ama bir şey diyeceğim ya, okyanus kenarına gitmek demek rakamı sıfırlamak demek. Bir daha eve nasıl döneriz o kadar yol gidince? Eve kadar batarya yeter mi onu bilmiyorum. Ama o batarya %65'i düşünce geri dönerim direkt. Gerisi beni ilgilendirmez. Tam okyanusun kenarına gitmeden geri dönüyormuş. Evet. Şimdi diyor ki buradan dümdüz git. Tamam, buradan gidelim. Sonra nehrin kenarına bir daha bağlayacağız ama nehir, yol bitti nehrin kenarında. Niyeyse oradan devam etmemişler yola. Birazdan o tarafa bağlayacağız. Hadi bakalım. Şu spor yerleri çok güzel ya. Yani bak. Tüm imkanlar var burada. Ama çabuk hepsi üyelik gerektiriyor. Üye olsam biliyorum kaç kere geleceğim. Ondan bundan fırsat olmadı, cart olmadı, cürt olmadı. İnsan üye olacağı zaman bir gaza geliyor, üye oluyor. Bak benim hala spor şey üyeliğim var. Onu kapatmaya da gidemedim ya, yıllardır boşuna para ödüyorum oraya. Onu kapatmam lazım. Ha. Buraya daha eskiden gelip video çekmiştim, hatırlıyor musun? O videoyu hatırlayan var mı ya? Tayfundan sonra bir şeyler oldu falan diye. İşte sel oldu, ne oldu? Kırmızı motosiklet vardı o zaman. 2017 mi? 2018'de mi çektim? Vardır hatırlayan ben. 2017 olabilir. Buralarda çekildik. O zaman buralar tabi. Buralar su olmuştu baya. Tayfunda. Ben ileride, çok ileride normal bisikletli biri var. Biz normal sürersek, yani normal bisikletli birini iki katı hızla gitmiş oluyoruz. Çünkü ben motor takmadan önce de bakıyordum kaçta gidiyorum diye. Ortalama 12-13 kilometreydi. Elektrik bisikleti tam 2 kat hızlı gidiyoruz ve 3-5 kat daha az yoruluyoruz. Arkadaşlar yorulursak ne olur? Kilo veririz. Korkuyorum yani kilo vermeyeyim diye elektrik motor taktım. Yaranlardan birini çok gördüydüm ya. Abi kilo vermemek için elinden geleni yapıyor. Hakikaten öyle oldu ya. Öyle göründü yani dışarıdan, öyle değil de. Arkadaşlar şu an bisikleti bildiğiniz ulaşım aracı olarak kullanıyorum. Spordur, gezmedir bırak. Bildiğiniz ulaşım aracı yani şu an benim için. Geçenki videoda gördüğünüz bütün işlerimi, bankadır, homunkakıdır, diğer işlerimi, belediye, hepsini bunda hallediyorum. Toplu taşımayla olacak şeyler değil yani. Taksiye binsen zaten taksi, ilk taksimetre 500 metre gitsen 7 dolardan başlıyor zaten. Taksi en yapılacak en aptalca şey Japonya'da taksi. Ha bir kere kullanırsın böyle kimsenin gitmediği yerlere, otobüsle arabanın gitmediği yerlere artık. Yani araba yoksa yani ya da bir yerden. Ne zaman kullanıyorduk biz taksi, tren? Araba alacağımız zaman kullanıyorduk. Araba da artık almadığımıza göre kullanmıyoruz. Gerek yok. Şimdi buradan devam et diyor bana. Şuradan uçabiliyorsun mu? Hop uçarız.
İzin aldık. Devam. Şimdi şuradan şuradan aşağı dönmemiz lazımmış. Ne biçim yol lan bura? İleriden olmuyor mu? İleriden de olurmuş ya. Sen Google ne yapıyorsun ya? Niye kastırıyorsun beni? Desene abi git ileriden sağa dön diye. Nedir yani? Derdin nedir? What's your problem? Şimdi buradan sağa bir yol varmış. Yolu ortalayalım iyice. Tomare. Stop. Hadi bakalım da. Evet. Gideceğim yerime 5 kilometre kalmış. Yavaş. Markex. Markex'leri de çok seviyorum arkadaşlar. V6 motorlu canavar. V6 olmayanlar da var tabii de. V6'lar yüzden. Sanayi gibi burası. Böyle sanayi gibi yani. Buradan sol dönelim. Bakalım. Arada bir kafamı iyice kaldırıyorum görmek için arkadaşlar. Size gökyüzünü gösteriyor olabilirim de ben görmüyorum. Işıkları. Bildiğin %50 şeyle geldim. Görüntüyle geldim buraya kadar. Düz yolda da hiç gitmiyormuşuz gibi ama 27 ile gidiyoruz yine. Daha hiç şeyi kullanmadım. Tuşa basmadım. Ve bataryamız %97 arkadaşlar. Şaka gibi. Tabi bu tarafa rampa çıkmadık değil mi? Düz geldik. Bayağı aşağı indik. Rampa çıkmadık. Dolayısıyla böyle olması normal. Gayet normal. Evet. Sizi update edeceğim arkadaşlar. Hani şu konunun oldu, bu konunun oldu diye çok soru geliyor. Evet ama bir şeyler kesinleşmeden söylemek istemiyorum. O yüzden söylemiyorum. Şunu söyleyeyim size. Evi iptal ettim. Evi iptal edince ne oldu? Tabii şimdiye kadar yapılan testlerin, onların parasını verdim. Evi neden iptal ettim peki? Birincisi Covid yüzünden inşaat izni çok gecikti. Birincisi bu. Hani ben gitmeden yapılacak olsaydı ev yapıp satardım. En az bir 50 bin dolar, 60 bin dolar kar yapardım. Ama bu Porsche ta ne zaman geçmişti bize? Bak böyle işte Porsche'nin olsa alayım. Ama bir türlü izin çıkmadı. Şimdi Mayıs'ta çıkacak birileri izni. Mayıs'ta çıkacağına dedim çıkmasın. Kardeşim. Dedim çıkmasın. Siz dedim onu iptal edin. Emin misin dediler. Dedim eminim. O zaman dediler birkaç ödeme gerekiyor. Birkaç ödeme yaptım da. Onlar bana verdiğim parayı geri verecekler şimdi. Ama eksik verecekler tabii. Yaklaşık bir 12 bin dolar, 13 bin dolar kadar para kesecekler. Ama ben de yeri öyle bir yerden aldım ki zaten. Yer bir senede 30 bin dolar kadar değerlendi. Onun sebebi de yerin hemen arabayla 6-7 dakika uzaklığında Costco açıldı. Costco'yu biliyorsunuz. Amerika'dakiler zaten bilir de. Hani Avrupa'da falan var mı bilmiyorum. Çok büyük bir alışveriş merkezi. Costco alışveriş yeri yani daha doğrusu. Büyük bir market. Toptancı market. Japonlar oradan çok alışveriş yapıyor. Japonya'da çok kullanılıyor. Benzin vesaire de oldukça ucuz dışarıya göre. Petrol istasyonları falan da var. Şimdi öyle bir yer oradan yer aldı ve şirketini yapıyor. Ya ben ama oraya dükkan yapıyor diye, büyük market yapıyor diye zaten biz onun etrafını aldık ki ileride değerlenir diye. Tokyo'da 45 dakika ya da 40 dakika çok uzakta değil. Zaten yerden yaptığımız kar, yaptığımız zarardan daha fazla. En azından hani 30 bin kardaysak, 15 zarardaysak de hadi. Biz yine 15 kardayız toplamda. Niye böyle kapatıyorsun ki burayı? Tamam sola döneceksin. Çocuk gibi kapatmış.
kişi yanıyor. Allah. Sen karşıya burada bekleyin de karşıya geçelim. Şimdi yerden yaptığımız kar var zaten. Evi iptal edeceğim. Ama planım şu. Yeri satmayacağım arkadaşlar. Yer dursun. Çünkü araştırıp aldık yerini. İleride artacak bir yer orası. Biliyorum. Yani bizim yerimiz zaten Koskoba'ya araştırmış oraya da. Oraya şirket şey yapmış işte. Büyük market yapmış. Adamlar bizim yapacağımız araştırmayı yapmış işte. İleride buralar değerlenecek diye. Zaten virüs zamanında millet istemiyor Tokyo'nun göbeğinde oturmayı. Zaten Zoom'dan evden çalışıyor bilmem ne. İntihar vakaları o kadar arttı ki affedersin gıç kadar evler. Çoluk çocukla beraber adam çalışamıyor, edemiyor. Kafayı yiyor millet. O yüzden böyle İkkenya tarzı, yani İkkenya müstakil ev demek. İkkenya tarzı evler olunca şeylere çok iyi. Bu bunalan insanlara, şehirde bunalanlara çok iyi bir fırsat. Dolayısıyla oradaki yerimiz ileride çok çok değerlenecek. Dolayısıyla o yüzden satmıyorum. Bekletiyorum. Daracık. Sokaklar. Evet, başka bir nehrin kenarına geldik. Az önceki nehrin kolu. Ayrılan bir çatal bu tarafa. Buradan trafiksiz devam şimdi. Öyle arkadaşlar, yer mevzu öyle. Bence çok akıllı bir iş yaptık. Çünkü ya yeri iptal, evi iptal etmekle iyi bir iş yaptık. Diğer türlü emlakçıya vekalet ver. Ev oldu mu? Bilmem ne. Oradan 40-50 bin dolar kar yapacağız diye. Yani onun şeyini bekleyemem. Stresini çekemem ya. Bu yaştan sonra stres çekecek halim yok arkadaşlar. Şu an kendimi 50 yaşında hissediyorum zaten. O yüzden hiç strese metrese giremem. Parası da batsın. İstemiyorum. Yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi yer olarak yer durursa zaten yıllık vergisini ki onun. Daha geçen gün vergisini ödedim. O yerin yıllık vergisi 300 dolar falan. 300 dolar ödedik biz. Senede 300 dolar kaybımız var. Yani 300 dolar dediğin çok büyük para gibi falan. Ama yani çok hiç de büyük para değil. Çünkü aylık GTR'e ayrı 300 dolar, Supra'ya ayrı 300 dolar park parasını veriyorduk. Hiç bizim olmayan bir şeye bile yani. Aylık bile, ikisine birden. Yani 600 dolar veriyorduk. Bu arabaların da bana ciddi maliyetleri varmış yani, zaten onu fark ettim. Şimdi parayı yıllara vermeyince durduk yere kâra geçiyorum gibi oluyor arabaları satınca. Kendimizi öyle avutuyoruz, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bir nefes nefese kaldım ama o benim kilomdan dolayı olan bir şey. Normal bir insanın da yorulması. Net yorulması. Evet. Evet. Şurada bir yerde bizim şeyci, muhasebeci. Evet arkadaşlar. Neyse, goy goy yaptık. İyi gezdik ha. Goy goy yaptık ama iyi gezdik Allah aşkına. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda yine görüşürüz. Şimdi benim ne oluyor? Yol mu bitiyor orada? Bu nehir bir kola daha ayrılıyor galiba. Sonra orada bir atraksiyon yapacağız. Sağ sol yapacağız. Ne yapıyoruz acaba? Bak, bu dışarıdan bina güzel gibi görünüyor da bak. Hemen bölük görüyorsun. Bölünmüş. Bunlar hapishane gibi aslında böyle. Hakikaten çok küçük yani. 55 metrekare. Oh. İki çocuklu bir aile için çok dar oluyor, küçük oluyor. Ha, alışıyorlar falan diyorsun. Ha, eskiden alışıyorlardı. İşte evde yaşamıyorken, çalışıyorken alışıyorlardı. İşte evde çalışmaya başlayınca bunların ara şeyleri falan da, ara duvarları, ıvır zıvır, onların hepsi ahşap. Evde çalışmaya başlayınca adam sıkıntı. Bak. Size bu konunun üzerine daha sonra gideriz ama kısa bir istatistik vereyim. Yani Covid'de ölenler 5000 kişi falansa Japonya'da, intihardan ölenler 40.000 kişi arkadaşlar bu dönemde. 40.000. Hala devlet şey yerine, bu intihar vakalarını azaltmaya çalışmak yerine, yani insanları mutlu etmek yerine hala deli gibi Covid önlemleri falan. Tamam, Covid önlemi al da sen 8 kat adamı zaten şeyden kaybetmişsin ya. Alo, 8 kat adam diyorum. 8 kat insan intihardan gitmiş.
sen bir araştırsana, bunlar niye mutsuz, bu insanlar niye mutsuz oluyor? Neleri yanlış yapıyorsun acaba? Nasıl bir politika izliyorsun? Dangalak var. Evet, Japonya dışarıdan göründüğü gibi değil arkadaşlar. Burada herkes, bak, stresli bir ülke. Baskın, polis baskısı olsun, başka şeylerin baskısı olsun, patron baskısı vesaire. Benim patronum yok da. Ben kendi başıma, kendi şirketimin patronuyum. O yüzden rahatım. O yüzden rahatım diyorum da, kendi şirketin olmasının da bazı şeyleri var işte. Stres ve yıpratıcı yanları var. Ama o başka, o her yerde aynı. Yani bu şirketin Amerika'da da olsa var, bu şirketin Türkiye'de de olsa var, kendi işinin patronu olmak başka bir şey. Çünkü 24 saat kafanda var bir şeyler. Eve gelince bitmiyor. Zaten evdeyim ben de hep. Dolayısıyla hiç bitmiyor. Yani hepsinin bir şey var, dezavantajı var, tamam, ama arkadaş, sen de bir ülke olarak de ki ya, bu insanların mesaisini mi azaltalım? Okullardaki bilmem bir şeyleri mi azaltalım? Gençlere bullying yapılıyor mesela okullarda. Bunu nasıl azaltırız? Bir monitoring sistem, bir şeyler, eğitimcileri nasıl bu konularda eğitiriz? Nasıl bullying'i azaltırız? Yani bu akran zorbalığını falan. Hiç bir şeyim yok bu işlerde. Ulan var ya, bunlar sopalık aslında da işte bak. Bu ne lan, dimdik? Çok dikmiş. İnerdim ama. İnip de ineyim. Bundan aşağı inmemiz gerekiyor. Bayağı dikmiş lan. Az uzun yapsanız olmaz. Evet arkadaşlar, mahalle arasındaki mezarlık böyle. Gördüğünüz gibi küçük küçük mezarlıklar. Neden? Çünkü insanlar yakılıyor ve burada bir kasede masede artık külleri saklanıyor, o kadar. Kimsenin bedeni yok. Kül onlar. Evet. Efendim, videomuzdan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kusura bakmayın, kafanızı şişirdim. İleride Japonya'dan soğumak istemiyorsanız beni takibi bırakın. Şimdi şeyler çıkacak. Ne oldu, Japonya'yı çok övüyordun, şimdi gidince mi kötülüyor falan. Ben övdüğüm şeyleri bir sıralayayım bana, ben de size şeylerini söyleyeyim. Neyini övmüştüm ve ona şu an başka bir şey diyor muyum ya? İyi olan şeyler tabii ki var. Japonya'dan bahsediyoruz. Japonya, boru mu? Tabii ki. İyi olan yerleri de var, kötü olan yerleri de var. Onların hepsini bahsedeceğiz. Allah'a emanet olun. Muhasebeciden çıktım. Kağıtları aldım. Ödenecek vergiyi. Ben diyorum ki, geçen seneye göre hesaplıyorum. Diyorum işte, bu sene 80 bin dolar falan veririz belki vergi. O civarda çıkar diye tahmin ediyordum. Vergi ne çıktı? Arkadaşlar, bu ne ya, burada gidecek yer yok. Geri döneceğiz. Buradan gidilmiyormuş. Neyse, şurada hemen geriye dönelim. Evet. Arkadaşlar, vergimiz çıktı. 163 bin dolar. Anasının yani 163 bin dolar mı? 163 bin dolar nedir ya? Arkadaşlar, %50'ye yakın çıktı şey vergi. Şimdi şurada yürüme modu var, basıyoruz. Bisiklet yürüme modunda kendini ittiriyor arkadaşlar. Muhasebeci de ödüyor. Japonya diyor, çalışanı diyor cezalandırır diyor, böyle diyor. Az kazansan diyor vergi almaz diyor. Düşük vergi alır diyor. Çok kazanınca diyor vergini yüksek verirsin diyor. İyi de %50 alınmaz ki arkadaş. %50 nedir ya? 5 ayrı yere vergi vereceğiz şimdi. City tax, şehir vergisi. Prefectural tax, eyalet vergisi. Corporate tax, normal şirket vergisi. Yani şirketin normal vergisi arkadaşlar. Hani corporate tax mesela diyorlar ya, atıyorum işte Japonya'da corporate tax mesela araştırırsınız görürsünüz, tamam mı? Japonya'da şirket taksı ne kadar? %30, %35. Şu kadar kazanırsan %40 falan. Tamam o da.
Mesela şimdi şöyle diyeyim size. 80 bin dolarlık şirket taksınız çıktıysa eğer, 80 bin dolarlık şirket taksı çıktığı için de, yani o kadarlık kar yaptığınız için de diğer şeyler binmeye başlıyor bu sefer. İşte local tax geliyor ekstradan. Öbürü geliyor. Corporate local tax geliyor. O bu geliyor derken 160 bin oluyor o. Hani sizin internette araştırdığınız ya şirket taksı şu kadarmış dediğiniz şey, işte onun yarısı olan corporate tax, yani şirket taksı, evet. Ama yanında onun prefectural tax, city tax, diğer local corporate tax, onlar görünmüyor. 5 ayrı yere ödeme var ya. Şimdi tabii hepsi bankadan olacak da 5 farklı şekilde ödenmiş olacak. Yani insanı çalışmamaya teşvik için her şey var arkadaşlar. Çalışma da diyor, ne yaparsan yap diyor yani. Kısacası. Burada rampa vardı, hızımızı düşürdük. Ha. Şu an yani demoralize etmekten başka bir şey değil yani. Bir senede şimdi 160 bin dolar sadece vergi. Çok fazla çalışmanın bir anlamı yok demek ki. Çünkü senin ülkeye yaptığın katkı matkı onlar hikaye. Şimdi sen diyeceksin o kadar kazanıyorsun, vereceksin tabii falan diye. Tabii sen onu vermediğin için sen söyleyebilirsin tabii, o rahat. 160 bin dolara vermediğin için rahat yani. Arkadaş yani bir bu kadar kazanıyorsun, %50'sini bana ver demek ne dedim, ne demek ya kısacası yani, değil mi? Çalışmanın bir anlamı yok o zaman. Neyse yani size şu an saçmalıyor gibi geliyor olabilirim ama tabii başka yerlerde daha yüksek olan ülkeler vardır, daha bilmem nedir falan, onu bilmem ama bu kadar da olmamalı diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorum yani. Öyle. Neyse hadi başınızı ağrıttım son. Adamı ayakta öpüyorlar böyle işte burada. Birkaç kişi de bana yazmıştı DM'den oradan buradan. O kadar kazanıyorsun, vergisini vermiyorsun falan diye. Bakın bunlar işte helal süt emmememiş, herkesi kendi gibi sanan, böyle beyin yoksunu, vicdansız, kalbi kararmış, böyle değişik tipler. Tamam mı? Bilmez senin ne kadar vergi verdiğini. Sana ben hesap vermek zorunda mıyım? Bak bu kadar vergi veriyorum diye. Söyledim işte 163 bin dolar. Vergi vereceğim. Ha. Nasıl oldu mu? Bir de böyle insanlar var. Bunu yani nasıl bir anne babadan doğuyunda, nasıl bir eğitimsizlik içindesin, nasıl bir şey içinde büyümüşsün de böyle hiç bilmediğin bir insanın yaptığını bile bilmediğin bir şeyi yapmadı diye söylüyorsun. Ben onu anlayamıyorum. Yani hiç mi düşünmüyorsun bu işin öbür tarafı var? Ha? Hiç düşünmedin mi? Öbür tarafta çok alacaklarımız var. Alacaklarımız çok arttı arkadaşlar öbür tarafta. Evet. Neyse öbür tarafa kalsın. Bütün hepsini bu dünyada harcamaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben gider. Yani sen bunu kendinde düşün. Yani öyle düşün. Yani çalışmışsın. Atıyorum bir senede 50 bin lira yapmışsın. Yıl sonunda diyor ki devlet 25'ini ver şimdi bana. Evet. Aynı öyle bir şey işte. Bir farkı yok. Evet eve gidiyorum. Bataryam var. Yardırdım direkt. 50 ile gidiyoruz.
Uçtum lan. Çok iyi. Bataryamız %80. Yeter bize. 6'sı 15 km gideceğiz. Yanlış. Aşağıdan ineceğiz. Lan kamera yerim yola gibi. Şuradan çarpacak mı azar? Döndü. Kedicik kaç?